Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı ve Busan Meclisi'nde alınan misak milli kararlarından biri değildir? Halkın oylarıyla ile ana katılan 3 sancak yani Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir doğru arkadaşlar misak-ı milli yer alır. Batı Trakya'nın hukuki durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir. Bu da doğru. Boğazların güvenliği uluslararası bir komisyon tarafından sağlanmalıdır. Maddesi misak-ı millide yer almaz. Misak-ı millide boğazlarla ilgili şöyle bir madde vardır. İstanbul, Marmara ve Halife'nin güvenliği sağlandığı takdirde boğazlar trafiği açık olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla C şıkkı olmaz. Azınlıkların hakları komşu memleketlerdeki Müslüman haklarının korunması şartıyla kabul edilecektir. Bu da doğru. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sınırlamalar yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bu da misak-ı milli kararları içerisinde vardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Temsil heyetinin merkezi olarak Ankara'nın seçilmesinde özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Ulaşım ve haberleşme olanaklarına sahip olması, evet arkadaşlar, bu sayede Ankara'da rahat bir şekilde e, haberleşebilecekler, ulaşım konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklar. Bu yüzden merkez olarak Ankara'yı tercih edecekler. Batı cephesine yakın olması aynı şekilde bir tercih meselesidir tabii ki ve güvenli olması, yani işgale uğramamış olması önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in yukarıda verilen sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine söylediği savunulabilir. Osmanlı ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yumruk biz Osmanlılardan çok 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ilkelere, özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi bugünün insan topluluklarının temeli olan bütün ilkelere ve insanlığın genel vicdanına indirilmiş demektir. Arkadaşlar demek ki oldukça olumsuz bir durumdan bahsediliyor değil mi? Burada anlatılan İstanbul'un resmen işgali olacaktır. Bu tabii ki Osmanlı'ya indirilen son yumruktur arkadaşlar. Diğer seçeneklerde verilenler milli mücadele ile alakalıdır zaten e, bu son bir yumruk yani insanların vicdanına indirilmiş olan son bir yumruk olamaz diğer seçenekler Bu yüzden doğru cevabımız şıkkı olacaktır. İbrahim öğretmenin bahsettiği gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? İbrahim öğretmen sınırlar belirlendi. Kurtuluş Savaşı'nın programı yasallaşmış, İtilaf devletleriyle yapılacak barış anlaşmasının koşulları belirlenmiş oldu. Sadece siyasi bağımsızlıktan değil, ekonomik bağımsızlıktan da ödün verilmeyeceği açıkça duyuruldu dedi. Arkadaşlar burada bahsedilen milli yemin olarak da adlandırdığımız Misak-ı Milli kararlarıdır. Biliyorsunuz ki Misak-ı Milli kararları ile birlikte sınırlar belirlenmiş oldu. Ee, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın programı yasal bir hal almış oldu arkadaşlar. Ee, tabii ki ekonomik bağımsızlıktan da ödün verilmeyecek. Yani kapitülasyonlar konusunda taviz verilmeyecek arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen telgrafın aşağıdaki gelişmelerden hangisini Mustafa Kemal Paşa'ya bildirmek amacıyla çekildiği söylenebilir. Mustafa Kemal Paşa hazretlerine özeldir. Bu sabah şehzade başındaki mızıka karakolunu İngilizler bastı. Oradaki askerlerle çarpışarak şehri işgal altına alıyorlar. Bilgi için arz olunur. Manastırlı Hamdi Arkadaşlar burada bahsedilen olay tabii ki İstanbul'un işgalidir. Ee, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un işgali olayını Manastırlı Hamdi'den gelen e, bu haberle öğrenmiş oldu aslında. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Amasya görüşmeleriyle gerçekleştirilmiştir? Arkadaşlar Amasya görüşmeleri İstanbul hükümeti ve temsil heyeti arasında gerçekleşti. Bu görüşmelerle birlikte İstanbul hükümeti Anadolu hareketini tanımış olacak. Çünkü aralarında bir görüşme gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki burada bahsedilen aşık olacaktır. Anlaşma devletlerinin Anadolu'daki faaliyetleri sona erdirmiştir diyemeyiz. Çünkü Amasya görüşmeleri dediğimiz gibi İstanbul hükümetiyle yapılıyor zaten. TBMM'nin açılması kararlaştırılmıştır yine diyemeyiz. Temsil heyeti tüm yurdu temsil etmeye başlamıştır. Arkadaşlar bundan da bahsedemeyiz. Misak-ı milli kararları yasal hale getirilmiştir. Bundan da bahsedemeyiz. Burada sadece Amasya görüşmeleri ile ne olduğunu bize sorduğu için doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre misak-ı milli ilkelerinden hangilerinin vurgulandığı savunulabilir. Misak-ı milli Komşu ülkelerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlandırılmaları koşuluyla ülkemizdeki azınlıkların hak ve hukukları bizce de kabul edilecek ve sağlanacaktır kararı benimsendi. Arkadaşlar uluslararası eşitlik var mı? Var tabii ki. Değil mi? Çünkü e, komşu ülkelerdeki Müslümanların haklarını eğer korursanız biz de kendi ülkemiz içerisinde bulunan azınlıkların haklarını koruyacağız demek istiyor aslında. Yani uluslararası alanda her halkın milleti eşit hale gelsin demek istiyorlar. Bu yüzden elbette doğru. Hukuk devleti olur mu? Yine olur. Hakları ve hukukları arkadaşlar konulacakmış değil mi? Yani hukuk devleti, hukukun üstünlüğü anlayışı etkin olacak demek istemişler. Tabii ki doğru. Ancak burada ulusal egemenlikten bahsedilmiyor. Ulusal egemenlikten bahsedebilmemiz için bizim halk oylamasından, meclisten bahsetmemiz gerekir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki Mebusan Meclisi'ne katılacak olan milletvekillerinden talepleri arasında gösterilemez. Mecliste müdafaa hukuk grubunun oluşturulması burada bahsedilen felah vatan grubu arkadaşlar doğru Mustafa Kemal böyle bir e, istekte bulunuyor. Kendisinin meclis başkanı seçilmesi hızlı karar alabilmek amacıyla böyle bir talepte de bulunacak arkadaşlar. Misak-ı milli kararlarının mecliste onaylanmasına da isteyecek bu da doğru. Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu verilmemesi. Arkadaşlar bu durum olumsuz bir durum ancak Ali Rıza Paşa hükümeti milli mücadeleye ters bir insan değildi. Dolayısıyla güven oyu verilmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Temsil heyetinin hedeflerinin yasal bir dayanağa kavuşturulması da yine Mustafa Kemal'in talepleri arasında vardır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu hükümle kurumlarından hangilerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır? Misak-ı Milli belgesinde ekonomik gelişmemizi engelleyen ayrıcalıkların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı. Bakalım arkadaşlar. Patrikhane. Arkadaşlar bu durum dini bir durum olduğu için ekonomiyle alakalı değil. Bu yüzden olmaz zaten. Kapitülasyonlar neydi? Ticari, adli, mali her türlü ayrıcalıktı yabancılara tanınan. Dolayısıyla tabii ki ekonomi konusunda da kaldırılması gereken bir durumdu diyoruz. Ve bu yüzden tabii ki doğru olacak. duyun Umumiye İdaresi ise genel borçlar idaresidir ve yine ekonomiyle alakalıdır. Bu da kaldırılması amaçlanan bir kurumdur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. İtilaf devletlerinin bu tutumunda misak-ı milliye ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin daha etkili olduğu savunulabilir. İtilaf devletleri misak-ı milli ilkelerinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra İstanbul'u resmen işgal ederek Mebusan Meclisi'ni kapatmışlar ve milletvekillerinin bir bölümünü Malta adasına sürgüne göndermişlerdir. Arkadaşlar misak-ı milli de özellikle biliyorsunuz ki milli sınırlar çizilmişti. Yani e, itilaf devletlerinin işgal etmek istediği topraklar üzerinde hiçbir haklarının olmadığına dair bir yemin de aslında. Ve itiraf devletleri tabii ki kendi aralarında bir takım gizli anlaşmalar yaparak toprakları paylaşmışlardı. Elbette böyle bir durumu duyunca Mebusan Meclisi'ni kapatıp milletvekillerini de sürgün edecekler. Şıklara baktığımızda itiraf devletleri arasında yapılan gizli anlaşmaların uygulanmasına karşı olunması kesinlikle bizim için doğrudur arkadaşlar. Daha etkili olan durum budur. Diğer seçeneklerde de etkili olanlar var. Tabii ki mesela Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların devamı niteliğinde olması. İtilaf devletleri bu kongrelere de karşı ama en etkili olan gizli anlaşmalara karşı olunmasıdır. Azınlıklarla ilgili durumlara yer verilmesi, halkın seçtiği temsilciler tarafından onaylanması, Batı Trakya ve Arap Yarımadası'nda halk oylamasının öngörülmesi gibi durumlar çok etkili olmayacak arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar tabii ki ilk önce Amasya görüşmeleri yapılacak. Temsil heyeti ve İstanbul hükümeti arasında ve Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi'nin toplanması kararı alınacak. Ardından Mebusan Meclisi'nde Felahı Vatan grubu oluşturulacak. Bu grubun oluşturulmasının en büyük sebebi de milli mücadele konusunda hiçbir şekilde taviz verilmemesi ve misak-ı milli ilkelerinin kabul ettirilmesidir. Bu yüzden 1 diyoruz. Ve son olarak da misak-ı milli ilkeleri Mebusan Meclisi'nde onaylanacak arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Misak-ı Milli'ye göre yukarıdaki yerlerden hangilerinde halk oylaması yapılabileceği belirtilmiştir. Arkadaşlar Misak-ı Milli'ye göre Batı Trakya, Kars, Ardahan, Batum ve Arap topraklarında halk oylaması yapılabilecek. Öncülerimize baktığımızda Kars var, Batı Trakya var, Arabistan yani Arap toprakları var. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.